Herkese merhaba, ben Salih Karaboyun. Bugün pilotaj bölümü hakkında biraz konuşacağım. Ben 2021 YKS sınavında 4019. olarak KTO Karate Üniversitesi'ne tam burslu yerleştim. Şu an 2. sınıfa geçtim. 1. sınıfı bitirdik, hazırlık okumadık. Bizim üniversitemizde KTO Karate'de hazırlık zorunlu değil, eğitim dil tutucu olduğu için çoğu kişi hazırlık okumuyor. Diğer çoğu üniversitede eğitim İngilizce olduğu için İngilizce hazırlık zorunlu. Pilotaj nedir? Öncelikle ondan bahsedeyim. Çünkü pilotaj dediğimiz zaman çoğu kişinin aklında bir şey canlanmıyor. Pilotaj, sivil havacılık için pilot yetiştiren üniversite bölümüdür. Yüksekokul, uygulamalı bilimler yüksekokuluna bağlıdır. Pilotaj bölümünden mezun olan insanlar sivil havacılıkta birçok alanda çalışabilir. Bunlar yolcu uçağı pilotu olarak çalışabilirler. Tek motorlu küçük uçaklarda ticari uçuşlar yapabilirler. Veya eğitimi yarıda bırakıp sadece PPL aşamasını geçip bırakırlarsa hobi amaçlı tek motorlu uçakta uçuşlar yapabilirler. Pilotaj bölümünden mezun olan insanlar uluslararası tüm dünyada çalışabilirler. Çünkü lisanslar tüm dünyada aynıdır ve bu lisansları almak için ortak yeterlilikleri sağlamak gerekiyor. Lisansları almamızın yanında uluslararası İngilizce sınavlarına girerek İngilizcemiz olduğunu da kanıtlamamız gerekiyor. Zaten eğitimin ikinci aşaması olan ATBL kısmı İngilizceden oluşuyor. Dersleri İngilizce olarak alıyoruz ve sınava İngilizce olarak giriyoruz. PPL sınavına Türkçe girme seçeneğimiz de var. Üniversitede tam burslu pilotaj bölümünü tercih ettiğiniz zaman çoğu üniversitede uçuş ücretini ödemiyorsunuz. Bu 55 bin euro gibi bir ücrete tekamül ediyor. Bununla ilgili de çok sorular geliyor. Bizim KTO Karatay'da ödemiyorsunuz ama ödenen üniversiteler var mı bilmiyorum. Genel olarak ödenmiyor diye biliyorum ama özel olarak üniversiteleri arayıp bilgi alabilirsiniz. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin burslu bursuz diye ayrımı yok. Tamamen burslu alıyor. Onlar da hiçbir şekilde ücret ödemiyorlar. Kısaca üniversitede pilotaj eğitimi almakla bir uçuş akademisinde eğitim almak arasındaki farklardan da bahsedeyim. Pilotaj bölümünde eğitim aldığınız zaman direkt liseden çıktığınız gibi üniversiteye yerleşiyorsunuz. 4 yılın sonunda da lisanslarınızı alabilirseniz pilot olarak göreve başlayabiliyorsunuz. Yani erken olma avantajı var. Bir de burslu okuma avantajınız var. Uçuş akademilerinde bu avantaj yok maalesef. Bir de uçuş akademilerinde eğitim almak için öncelikle bir üniversite mezunu olmanız gerekiyor. Yani bu süreci uzatacak ve ücretsiz okuma olanağınızı da ortadan kaldıracak. İşe alımda herhangi bir fark olur mu diye düşünüyorsanız ben çok olacağını düşünmüyorum. Genelde uçuş akademisine gidenlerin yaşı biraz daha ileride olduğu için biraz daha fazla çalışıyorlar derslere. Çünkü hayatla ilgili şansları gittikçe azalıyor yaş ilerledikçe. O yüzden yani sadece o tarzda bir avantajları olabilir. Ama yani bir şirket olarak düşünsek mesela genç birini almayı daha çok tercih ederiz. Size KTO Karate Üniversitesi'nden de bahsedeyim. Burslu girdiğim için öncelikle burs avantajlarından bahsetmek istiyorum. Bizim girdiğimiz dönem için 5000'in altında sıralamayla girenlerde aylık 1500 TL burs veriliyor. Onun dışında uçuşlar için ücret ödemediğimizi söylemiştim. Yurt konaklama bursu veriliyor. Yani yurda bir ücret ödemiyorsunuz. Sizin yerinizi ayırıyorlar. Yurtla okul arası da 700-800 metre civarında. Yani yakın olması da bir avantaj. Yurt da güzel. Bizim girdiğimiz dönemde girenler için 5000'in altındaysa 2 aylık İngiltere Dil Okulu bursu, 5000 ile 10.000 arasındaysa da 1 aylık İngiltere bursu vardı. Ama onu kaldırmışlar. Kaldırmalarının sebebi de şu olabilir. Bizi gönderemediler. İngiltere, pandemi, belki ücretler bilmiyoruz ama ileride gönderirler diye düşünüyoruz. Ama o bursu kaldırmışlar şimdilik. Biraz bölüm derslerinden bahsedeyim. Öncelikle üniversite olduğu için 4 yıllık bir eğitim alıyoruz. Bu 4 yıllık eğitimin içinde üniversite dersleri de var. Pilot olmak için olan dersler de var. Biz 1. sınıfın 1. döneminde matematik, fizik, olasılık, bu tarz üniversitenin sayısal bölüm derslerinden gördük. 2. dönemde 1. aşama olan PPL'in teorik eğitim kısmını aldık. Teorik eğitimden sonra teorik sınava girdik. Ben teorik sınavı geçtim ama henüz uçuşum yok.
İkinci sınıfta birinci döneminde matematik 2, fizik 2 gibi yine üniversite dersleri var. İkinci döneminde uçuşlar başlıyor. Uçuşlar yaz aylarında da devam edebiliyor. Çünkü kış aylarında uçmak bazen sorun olabiliyor hava şartlarından ötürü. Üçüncü sınıfta ATPL teoriye hazırlanmaya başlayacağız. Üçüncü sınıfın genel kısmı, yani çoğu birinci ve ikinci döneme ATPL olacak. ATPL eğitimini alırken sınavlarına da gireceğiz bir yandan. Sınavlar bittikten sonra çift motorlu eğitimi, ondan sonra diğer eğitimler ve bitiş olacak. Pilotaj bölümüne girmek için Türk vatandaşıysanız YKS sınavına girmeniz gerekiyor. Eğer hiçbir ücret ödemeden burslu bir şekilde okumak istiyorsanız yaklaşık 15 civarında üniversite var yeni açılanlarla. Sınırda 18 bine kadar gidiyor. Sayısal bölümden alıyor. Ücretli okumak istiyorsanız sınır 600, 700, 800 binlere kadar gidebiliyor. Da bölümde olmazsa onun da ötesine geçebiliyor. Bölüme girişte sağlık sertifikanız olması gerekiyor. Sağlık sertifikasını da belirli hastanelerden alabilirsiniz. Onun listesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde vardı. Sağlık testi ortalama 1-2 gün sürüyor. Bazı hastanelerde bir günde verebiliyorlar ama bazıları 2 güne hatta 3 güne kadar bu süreyi uzatabiliyorlar. Sağlık testinde sizden 5-6 hatta daha fazla tüp kan alıyorlar. Bu kanlar çoğu bölümde değerlendiriliyor. Sağlıklı olup olmadığınıza karar veriliyor. Onun dışında nefes testidir, EKG çekimi, o tarz şeyler var. Gözle ilgili görme alanı yetisi gibi testler var. Ama çok zor testler değil. Bu arada gözlüğüm var. Çoğu kişi soruyor gözlük engel değil mi diye. Gözlük sınırı şöyle. 6 derece miyop, 5 derece hipermetrop, 2'şer derece de astigmat. İki göz içinde farklı farklı. Arasındaki fark 2 dereceyi geçmeyecek deniyor ama ondan tam emin değilim. Çünkü benim gözlerim ikisi de aşağı yukarı aynı derecede. Bu arada 4 derece miyop, 1 derece astigmat, 4 derece miyop, 1 derece astigmat. O halde bile geçtim yani. Bu videoyu tercih döneminden önce atmaya çalışacağım. Eğer pilotaj yazmayı düşünüyorsanız bir an önce hastaneye gidip sağlık testini geçmeye bakın. Tercihten sonraya bırakırsanız, yani bilmediğiniz bir hastalığınız varsa ve ortaya çıkarsa pilot olamazsınız. Bu da bir yılınızın boşa gitmesi demek. O yüzden bir an önce sağlık testi almaya bakın. Bizim üniversitemizin kendi hava pistine sahip olmasının birçok avantajı var. Başka insanlar kullanmadığı için sadece bize özel oluyor ve daha rahat davranabiliyoruz ve başkalarını beklemek zorunda kalmıyoruz. Üniversitemizin 5 tane tek motorlu uçağı var, Viper ST-4. Bunlar yeni uçaklar, teknolojik uçaklar, güvenli uçaklar. 2 tane de planörü var. Planör eğitimi veren tek üniversite. Türkiye'de planör eğitimi alabileceğiniz bir Türk Hava Kurumu'nun kendi kursları var. Üniversite olarak ise sadece KTÜ Karatü Üniversitesi var. Planörde uçmak da benim çocukluk hayalim olduğu için bu üniversiteyi seçmemde bir etken oldu. Planör eğitimi el becerilerinde ciddi derecede katkı sağlıyor. Başka üniversitede olmadığı için de işe alımda faydalı olacaktır. Birçok üniversite diğer uçuş okullarıyla anlaşma yaptığı için üniversite öğrencileri bu konuda zorluk çekebilirler. Mesela üniversiteniz Ankara'da olsa bile sizi Tekirdağ veya başka şehirlere, uçuş okullarına gönderebilirler. Bu da istenmeyen bir şey olabilir. Çünkü hem zamanınız, vaktiniz, orada nasıl barınacaksınız, bu tarz sorunlar ortaya çıkabiliyor. KTÜ Karatay'ın kendi pistine sahip olması bu konuda avantaj sağlıyor. Pistiniz belli, yeriniz belli, yurdunuz belli. Sıkıntı çekmeden okuyabilirsiniz. Hocalarımız gerçekten tecrübeli ve deneyimli hocalar. Şundan da bahsetmek istiyorum. Mesela teorik eğitimler gereğinden fazla veriliyor konuyu daha iyi öğrenmemiz için. PPL teorik eğitimi mesela normal saatinin 2 katı olarak bize verilmişti. Bu da konuları daha iyi kavramamıza neden oluyor. Sınavdaki başarımızı ciddi oranda arttırıyor. Bölüm kontenjanı 3 yıldır burslu olarak 5, ücretli olarak 33'tü. Ama bu yıl burslu kontenjan 4'e düştü, ücretli kontenjan da 28'e düştü. Bu da puanların biraz daha ilerlemesine sebep olacak. Muhtemelen 6000'in altında olacak şekilde üniversitemiz bu yıl öğrenci alacak. Bu bölüm benim çocukluktan beri hayalimdi. Hayalim olduğu için bu bölümü kazanmak için çok çalıştım.
burslu olarak kazandım. Severek geldim. Sevmeyen yapamaz diyorlar. Bence yapabilir yani. Neden yapamasın? Kafanızda öyle bir düşünce varsa yok, silebilirsiniz. Her işin zorluğu var. Bu işin de bir zorluğu var. Ama çekilmez seviyede değil. Zevkli bir iş sonuçta. Yani ben sevmiyorum, ilgim yok diyorsanız bile biraz araştırma yaparak sevmeye çalışabilirsiniz. Tercih döneminden önce de bir yerde hobi uçuşu yaparak korkunuz olup olmadığını da test edebilirsiniz. Üniversitemizde çap olanağı da var. Yani pilotaj okuduğunuzda yanında bir bölüm daha okuyabilirsiniz. Bunu mühendislikten seçebilirsiniz veya işletme gibi bölümlerden de seçebilirsiniz. Yani bunu yapmak zor olabilir. O yüzden çok yapan yok. Ama böyle bir olanağınız da var. Benim diyeceklerim bu kadar. Aklınızda bir soru varsa yazabilirsiniz. Yorumlardan cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.